Mutlu günler sevgili seyirciler, set sayısına hoş geldiniz. Hafta sonunda Kulüpler Dünya Şampiyonası heyecanını yaşadık. Antalya'da ve aynı zamanda Mistikom Sultanlar Ligi'nde de 11. hafta maçları oynanıyordu. Gerçekten bu haftada sizlerle paylaşacağımız birçok mücadelemiz olacak. Özlem Özçelik ile birlikte hem Mistikom Sultanlar Ligi'nde 11. hafta maçlarını konuşacağız. Hem de tabii ki Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı değerlendireceğiz. Zira iki takımımız vardı Antalya'da. Hem Eczacıbaşı Darnevit'le hem de Vakıfbank'la madalya kazanmayı başardık. Ama tabii ki gönlümüzden altın madalya geçiyordu. Bu kez olmadı. Bu kez altın madalya İtalya'ya gitti. Moco Conegliano dünya şampiyonu oldu. Özlem hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Mehmet. Dün geldik İstanbul'a ve hala aslında o maçlarında önemli anları zihnimizde dönmeye devam ediyor. Az önce ben de söyledim, altın madalya istiyorduk, arzuluyorduk ama olmadı. Yani tabii ki iki takımımızın hedef turnuvalarından bir tanesiydi. Yani gerçekten ben çok inanmıştım. Hepimiz inanmıştık. Burada tabii Conegliano'nun ekstra performansını çok bütün oyuncuların oyun içinde takım oyunu oynadıklarını gördüm. Çok ve dengeli oynadılar. Çok dengeli oynadılar ve takım oyununun ne kadar önemli olduğunu hep birlikte bir kez daha görmüş olduk. Burada hem Eczacıbaşı Dynavit hem de Vakıfbank takımlarımızda tabii ki önemli eksikler vardı. Yani yapamadığımız birçok şey vardı. Aslında İstersen bir final haberimize gidelim, tamam, sonra tek tek bakalım, maçları değerlendirelim. Çünkü sevgili seyirciler, röportajlarımız da oldu her iki mücadelenin ardından. Önce final maçının haberini sizlerle paylaşalım, sonrasında tek tek maçları değerlendireceğiz. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Vakıfbank, İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile kupa için mücadele etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Imoco Conegliano ilk seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti. Vakıfbank ikinci sette eşitliği sağladı. Çekişmeli geçen seti seyircisinin de desteğiyle 25-22 kazanan temsilcimiz skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sete etkili başlayan Imoco Conegliano 25-21'lik skorla setlerde yeniden öne geçti. Temsilcimiz Vakıfbank dördüncü sette de rakibine üstünlük kuramadı. Seti 25-21, maçı da 3-1 kazanan İtalyan ekibi şampiyonluğa uzandı. Organizasyonda 4 şampiyonluğu bulunan Vakıfbank üçüncü kez ikinci oldu. Vakıfbank kaptanı Gabi ikincilik şildini Uluslararası Voleybol Federasyonu ikinci başkanı Renato Arena'nın elinden aldı. Turnuvanın rüya takımına ise Vakıfbank'tan 3 sporcu girdi. Smaçör Gabi, Ogbogu ve Zehra Güneş en iyi oyuncular arasında yer aldı. Imoco Conegliano da Isabel Hak galibiyette önemli rol oynadı. Finalde 34 sayı kaydeden başarılı sporcu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Isabel Hak, geçtiğimiz yılda aynı başarıyı Vakıfbank formasıyla göstermişti. Bir önceki yılın ardından üzerine daha iyi bir şey yapmak istiyorduk. Ardından bu yıl altın madalya kazanmak istedik. Fakat 3 tane çok güçlü takıma karşı yarıştık ve seviyenin çok yüksek olduğunu biliyorduk. Fakat kazandığımız için çok mutluyuz. Çok mutluyum. Yeni bir takıma geçtikten sonra böyle bir galibiyet alabilmiş olmak benim için çok güzel. Takımdaki herkesle çok iyi anlaşıyoruz ve harika voleybol oynuyoruz. Elbette Vakıfbank gibi çok güçlü bir takıma karşı oynamak da bizim için çok önemliydi. Vakıfbank'taki herkesi çok seviyorum. Öncelikle çok denk bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Vakıfbank çok güçlü bir takım. Çok güçlü bir takıma karşı bir galibiyet alabilmiş olmak da bizim adımıza çok önemli. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan Vakıfbank'la üçüncü sırada yer alan Eczacıbaşı Dynavit'i kutladı. Tebrik mesajında Antalya'da düzenlenen organizasyona başarılı bir ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kasapoğlu, şampiyonada ikinci olarak gümüş madalya kazanan Vakıfbank ve bronz madalya elde eden Eczacıbaşı Dynavit kadın voleybol takımını kutluyorum. Her iki temsilcimize de başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.
geçti. Ankara'da final mücadelesini Vakıfbank kazanmış Dimoko'ya karşı. Bu kez bir anlamda Dimoko revanşı almış oldu. 3-1'lik bir galibiyetle ikinci kez bu anlamlı turnuvada Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Daniele Santarelli'nin öğrencileri. Evet Özlem, özellikle smaçör pozisyonunda aslında yarı final mücadelesi için de bunu söyleyebiliriz. Dimoko hem Eczacıbaşı Dainevit'e ardından da finalde Vakıfbank'a üstünlük kurdu. Çok iyi servis karşıladılar, çok iyi hücum ettiler. Voloş mükemmel yönetti takımı. Çok dengeli pas dağılımı vardı. Oyuncuların aldıkları skorlara bakacak olursak Dimoko hak ettiği bir şampiyonluk kazandı diyebiliriz. Kesinlikle. Biraz önce de söylediğim gibi tam olarak takım oyununu ortaya koydular. Tabii ki burada biliyoruz ki Eczacıbaşı Dainevit, Vakıfbank ve Conegliano'nun 3 önemli oyuncusu Isabel Haak, Egonu ve Boşkoviç. Bunların belirli bir yüzdede oynayacağını zaten biliyoruz. Hepimiz biliyoruz ve kritik anlarda devreye gelecek de biliyoruz ve maçın en skorerleri olacağını da biliyoruz ama önemli olan bu üç takımda da smaçör katkısı, ortalarında blok katkısı. Yani burada yapılacak ekstra bir blok, ekstra bir defans, smaçörlerin devreye girmesi kritik anlarda, o kritik sayılarda maçın gidişatını inanılmaz etkiliyor ki bunu Conegliano'da çok iyi gördük. Smaçör eksiğini de, yani skora katkı eksikliğini de hem Eczacıbaşı Dainevit'te hem de Vakıfbank'ta görmüş olduk. Tabii ki burada alınan manşetlerin de önemi var, atılan servislerin, her şeyin önemi var ama o kritik sayılar var. Oyunun kopma derecesine geldiği sayılar. Orada tabii ki devreye girecek olan oyuncular, tabii ki Vakıfbank'ta Gabi devreye çok fazla girdi ama o da hani elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalıştı ki çok iyi de paslar gelmedi. Genellikle defanstan çıkan açık toplara hücum etmeye çalıştı. Onda da başarılı oldu. Ama tabii ki Cansu'nun oyunu, yönetişi, ortayı çok baştan kullandı. Sonra bir Zehra ile anlaşamadı. Sonra ortaya atmamaya başladı. Ogbogu, Cansu uyumu çok iyiydi. Özellikle ilk iki maçta. Ama sonrasında birazcık kullanmamaya başladı. Tabii ki böyle olunca da 4 numara ve Egonu'ya yük binmeye başladı. Conegliano'nun yüksek bloğu var ve blok sistemi, defans sistemi çok iyi olan bir takım. Blok sistemini de çok rahat bir şekilde smaçörlerin önüne koyunca, hani direkt blok olmasa bile en azından elden sektirip arkada toplayıp hücumda da başarılı olunca bence rahat bir şekilde kazandılar. Çok da fazla zorlandıklarını düşünmüyorum ben. Tabii geçen seneki Vakıfbank'la bu seneki Vakıfbank'ı kıyaslayacak olursak sanki bir kan kaybı söz konusu. Yani transferlere rağmen o Barçekli'nin gidişi Vakıfbank'ı ciddi şekilde etkilemiş. Bunu çok net bir şekilde kesinlikle görüyoruz. Gabi, geçen seneki Gabi değil, biraz form düşüklüğü söz konusu. Çünkü üstüne çok fazla yük biniyor. Evet. Yani hani artık hem Dalderop'un hem Bajema'nın değişimli oynaması ve oyuna katkı larının çok fazla olmaması, yani hem arkada manşette tamam onlar da bir şeyler yapmak istiyorlar ama hani çok formda değiller belki de, onu bilmiyorum ama biraz istikrarsız olmaları tabii ki direkt Egonu'ya ve Gabi'ye yük biniyor ama hani Gabi'nin devreye girmesi zaman girdiği zamanlarda gayet iyiydi ama giremediği zamanlar ki zaten pasın nereye gideceği belli olduktan sonra karşı takımın blokörleri çok erken yerleştirdiği yüksek takdirde takım, gerçekten ki takım. Çok da blokta kaldı Gabi. Hani bu kadar blokta kaldığını da aslında hiç hatırlamıyorum hiçbir maçta. Genelde iyi manşetlerde çabuk topu blok arasından ya da tam paralele çapraza bileğini döndürerek çok net hücumlarla sayı aldığını biliyoruz Gabi'nin ama tabii ki bunda tabii manşetin de çok büyük etkisi var. Takımın formsuz isimlerinden biri de Cansu Özbay, değil mi? Bir sakatlık da etkili oldu. Perşembe günü mücadelede, ikinci mücadelede bir sakatlık geçirmişti Cansu. Hepimizi çok korkutmuştu ama son iki mücadelede hem yarı finalde hem finalde oynadım. Ama son maçlara bakacak olursak belki de o sakatlık kendisini negatif yönde etkiledi. Çünkü ortaları çok fazla kullanamadı. Kullanamadı, evet. İyi pas atmadığında da açıkçası morali bozuldu diyelim ve bir daha o pası tekrarlamama yönüne gitti. Zaten çok ortayı da kullanmadı biliyorsun. Final maçında da Zehra'yı, Ogbogu'yu zaman zaman kullandı ama o beklediğimiz daha çok pas alma
kapasitesi var Ogbogu'da. Zehra'yı da o bildiğimiz şekilde o kurşun çabuk topları atarak hani Zehra'yı oyuna sokamadı. Burada aslında Cansu'nun lig performansına baktığımızda gerçekten iyi gidiyordu. Bu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ben Cansu'dan da aynı performansı bekliyorum. Ama tabii ki o sakatlık birazcık belki kafası takılmış olabilir çünkü kolu da sarılıydı. Ortayla anlaşamadığı zaman çok atmadığı belli oluyor. Pasın nereye gideceği belli oluyor. Yani tabii ki bunlar olur. Hani her sporcunun başına gelebilir ama hani bu kapasitesi, bu yüksek adrenalin yüksek olan maçlarda birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor. Tabii bunlar telafisi olmayan maçlar olduğu için. Evet, birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Ama Cansu'nun lig geneline baktığımda son maçlarda gerçekten toparlayıp iyi ortaları özellikle neredeyse her topu ortaya atan iyi manşette bir Cansu vardı. Ama bu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda evet birazcık istikrarının altına düştü. Bu da takımı etkiledi. Genel olarak takıma baktığımızda takım oyunu sahanın içinde olduğunda hani gerçekten Vakıfbank'ın çok iyi işler yapma kapasitesi çok büyük. Ogbogu'yla, Zehra'yla, Filon'unda özellikle bloklarda, hücumlarda çok büyük kapasite var. Tabii ki Gabi'nin kalitesi tartışılmaz. Egon'u devreye girdiği zaman da sayı takım adına sayı üretiyor. Yani burada dediğim gibi tam olarak smaçör katkısından dolayı belki birazcık yapamadı, istediğini başaramadı. Dişliler tam yerine oturmamış gibi, evet, hala Vakıfbank'ta. Dalverop'la başlıyor. Dalverop zaman zaman iyi oynuyor. Yani istikrarı yok. Bajama ile değişmeli oynadı. Tabii ki burada Dalverop Bajama değişmesi sürekli oldu. Her maçta oldu ama katkı lazım. Skora katkı lazım. Biz daha önce de konuştuk. Sadece orta oyuncularla ve pasör çaprazıyla maç kazanılmaz. Mutlaka ve mutlaka ya da Egon'u Gabi ile sadece. Evet, kazanılmaz. Kazanılmaz. Yani bu her iki takımımız için de. Yani Eczacıbaşı en azından bu seviyede maç. Kesinlikle. Mutlaka ve mutlaka smaçörlerin devreye mutlaka girmesi gerekiyor ki senin de dediğin gibi geçen sene Michel vardı ve gerçekten hem manşette zaman zaman aksasa da biz burada eleştirdiğimiz zamanlar da oldu. Buradan skor katkısında eksik beklediğimiz o Michel'i görmediğimiz zamanlar da oldu. Ama sezon geneline baktığımız zaman gerçekten takıma çok büyük katkı sağlıyordu Michel. Kesinlikle öyle. MVP için bir iki cümle alayım. Isabel Haak bir kez daha en değerli oyuncu seçildi. Ya şimdi Haak'ı yani o kadar böyle şeyli oynuyor ki, dengeli oynuyor ki. Yani bileği, yüksekliği, topa verdiği yön görerek oynaması. Hani gerçekten Haak üstüne koyarak gidiyor. Boloş'la da çok iyi anlaşmış. Yani hem takım uyumu hem pasör uyumu çok iyi. Tabii ki hangi takıma giderse gitsin aynı performansı bence sergileyecektir Haak. Geçtiğimiz sezon Vakıfbank'ta da aynı takım performansı. Oyuncusu takım oyuncusu. Zaten tam. Haak. Enerjisi pozitif. Bence hak etti ve gerçekten de bundan sonra daha da iyi olacak diye düşünüyorum. O zaman bir de üçüncülük mücadelesine bakalım. Bir de Eczacıbaşı Dynavit'i değerlendirelim sevgili seyirciler. Çok zorlanmadı üçüncülük mücadelesinde Minas karşısında turuncu beyazlı temsilcimiz. Voronkova, Maya, Diana Boşkoviç. Diana Boşkoviç ve maç bitiyor. Eczacıbaşı Dynavit dünya üçüncüsü. Eczacıbaşı Dynavit Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nı kürsüde tamamladı. Temsilcimiz üçüncülük maçında Brezilya ekibi Gerda Minas'ı 3-1 yendi ve bronz madalya kazandı. Antalya Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk seti Eczacıbaşı Dynavit Diana Boşkoviç'in etkili oyunuyla 25-22 üstün tamamladı. İkinci sette etkili olan taraf Brezilya ekibiydi. Gerda Minas seti 25-23 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi. Bu andan itibaren Eczacıbaşı Dynavit oyunda rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Temsilcimiz 3. seti 25-10, 4. seti ise 25-21 kazandı ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Eczacıbaşı Dynavit bu sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu. Temsilcimiz böylece Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda 5. kez kürsü sevinci yaşadı.
Öncelikle ülkemize ve kulübümüze bronz madalya getirdiğimiz için takımla gurur duyuyorum. Yalnız bu madalya bize şunu gösterdi. Zirveye yakınız ama henüz zirvede değiliz. Şu anda dünyanın en iyi 3. takımı pozisyonuna gelebildik ama 1 ve 2'ye mağlup olduk. Bence mental olarak biraz daha fazla yorulduk. Aslında ilk sezonun mağlubiyetini burada aldık. Bu da biraz bizi zorladı. Ya, turnuvanın yani sezonun daha çok başındayız. Turnuvaya çok iyi başladık aslında. Brezilya takımı Praia'ya 3-0'lık net bir galibiyetle yendik ve çok iyi başladık. Turnuvanın da favorisi olarak gözüküyorduk ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Ama Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak Türk kadınını her zaman hani bronz madalya aldık. Bunun için de çok mutluyuz. Ülkemize bir madalya kazandığımız için çok mutluyuz. Ama sezon daha başındayız. Önümüzde daha çok önemli turnuvalar var. Bunun bilincinde olarak bu turnuvadan ders çıkararak devam edeceğiz. Üçüncülük maçının en skorer oyuncusu 32 sayıyla Eczacıbaşı Dynavit kaptanı Tiana Boşkoviç oldu. Evet, Eczacıbaşı Dynavit dünya üçüncüsü oldu sevgili seyirciler. Ülkemize bir madalya daha kazandırdı. Turuncu beyazlılar. Evet Özlem, nasıl değerlendireceksin Eczacıbaşı Dynavit'i? Çok iyi bir galibiyet serileri vardı aslında. 15 maç üst üste kazanmışlardı. 3 farklı kulvarda. Sadece 2 set kaybetmişlerdi. Dünya şampiyonu olacağız hedefiyle gelmişlerdi Antalya'ya ama önce Vakıfbank'a, önce Konelyanyo grupta ardından da Vakıfbank'a mağlup oldular. Şimdi sen de söyledin, mağlubiyetsiz geldiler bu turnuvaya. Hani olası bir mağlubiyette takımın belki enerjisi, psikolojisi bozulabilirdi ki bu oldu. Ferhat Akmaş da bunu söylüyor aslında. İlk yenilgiyi burada almak bizi etkiledi biraz diyor mental açıdan. Aslında olabilirdi, olmayabilirdi. Yani şöyle artık bu seviyedeki oyuncuların kendilerini her maça farklı şekilde hazırlamaları lazım. Çünkü mağlup da olacaklar, galip de gelecekler. Her galibiyet sonrasında alınan bir mağlubiyette hani oyuncunun enerjisi ve psikolojisi değişmemeli. Burada tabii ki Eczacıbaşı Dynavit'in çok hedef bir turnuva olarak geldi. Gerçekten şampiyonluk parolasıyla geldiler bu turnuvaya ama burada tabii ki Ferhat Akbaş ilk maça sanırım Beyza ve Elif'le başladı. Normal ligdeki ilk altısıyla başladı yani. Ama bu turnuvada gerçekten tecrübe isteyen ve tecrübenin ön planda olduğu bir turnuva. Dünyanın en iyi takımları burada ve telafisi olmayan maçlar ve sonunda bir kupa var ve hedef konulan bir kupa. Bu kupayı alabilmek için elinden gelen her şeyi yapmak durumundasın. Tabii ki Ferhat Akbaş'ın oyuncu değişiklikleri, zamanlaması bence belki arada bir zamansızlıklar olabilir, yanlışlıklar olabilir benim kanımca. Burada Maya ve Heyerman'ın ki son maçta Heyerman'ın ne kadar etkili olduğunu gördük hem blokta hem de tek ayak ucumlarında. Ayrıca Maya Heyerman uyumu ben çok beğeniyorum. Gerçekten Maya her yerden Heyerman'a top atabiliyor ve o bilek hareketiyle topu hızlı bir şekilde kesebiliyor karşı alana. Burada Heyerman ve Maya olsaydı ilk maçta durum değişebilir miydi? Bence değişebilirdi de. Çünkü başlangıç her zaman çok önemlidir. Maça başlangıç, giriş önemlidir. Burada smaçör sorununun aynısını Eczacıbaşı Dynavit'te yaşadı. Evet. Burada dediğim gibi tamam orta oyuncular okey ama mutlaka smaçörlerin devreye girmesi gerekiyor. Boşkoviç elinden gelen her şeyi yaptı. Hatta bir ara ben Boşkoviç'i her yerden hücum ederken gördüm. Yani hem 4 numaradan arka hücum, geri hücum, pasör çapladı. Yani burada karşı takımda artık bir zaman sonra anlıyor. Boşkoviç blokta da kaldı. Çok fazla hücum hatası da yaptı ama şimdi önüne blok yerleştikten sonra o da zor. Tamam. Hani her topu iyi değerlendirebiliyor. Tekniği çok güzel ama karşı takımın oyuncuları yüksek blokta olduğu zaman biraz daha zorlanırsın ve hücum etmekte sıkıntı yaşayabilirsin. Aslında Boşkoviç'in önüne çok erken yerleştiler blokta. Çünkü yine Maya'nın attığı paslarda çok belli oldu ki Maya fake'i seven bir oyuncu biliyorsun. Son ana kadar elinde dinlendirip son anda elinden çıkarıyor. Tabii ki bu gelen manşetle de ilgili. Burada manşet sıkıntısı da yaşadı Eczacıbaşı Dynavit.
Servis zaman zaman o istediği servisleri atamadı. Etkili servis kullanamadı. Burada dediğim gibi takım oyunu çok önemli. Takım birbirine bağlı zincirler. Liberosuyla, orta oyuncusuyla, smaçörüyle, pasörüyle tam olarak bir denge gerekiyor ki bu dengeyi Conegliano çok iyi sağladı. Yani Volojun o pas dengesi muhteşemdi. Tabii kolay da servis attık. Yani yumuşak servis attık. Evet, manşetti hem Eczacıbaşı zorlayamadı hem Vakıfbank zorlayamadı ki Plummer'ın çok çok kötüydü manşeti. Ki Kelsey'in de o son maç istatistiklerine baktığımda çok da iyi manşet alındığı söylenemez. Ama yıldızlaştırdık bir anlamda değil mi? Birazcık yani... daha kafayı fazla hazırlamışlar. Evet. Yani buraya fazla adapte olmuşlar. Gerçekten yani... O beklediğim oyunun çok daha üstünde bir oyun sergilediler. İki oyuncu da katılıyorum. Evet. İki oyuncu da beklediğim. Yani onları kesmek için ekstra bir servis atmak gerekiyor. En azından Volojun oyun düzenini birazcık bozmak gerekiyordu ki Voloj hem Lubian'ı hem de Robin'i çok net bir şekilde aktif hücumda kullanabildi. Yani birazcık onların oyun düzenlerini bozamadık. Hem Vakıfbank olarak hem Eczacıbaşı Dynamite olarak oyun düzenlerini bozmuş olsaydık, birazcık rahatsız etseydik ki bizim bloklarımız da yüksek bloklar. Yani Zehra yüksek blok, Heyerman, Snatch Jack, yani bunlar Jack'in de o bloğa son maçlarda yetiştiğini ve ellerini çok düzgün tuttuğunu ve net bloklar yaptığını biliyoruz. Bu maçta da net bloklarımız olmasa bile yine arkadan elden sektirip arkadan defansa toplayabildik ama bu sefer de tabii ki smaçörlerimiz top öldüremeyince o defansların manşetlerin hiçbir anlamı kalmıyor. Eczacıbaşı da evet, hem Vakıfbank gerçekten 4 numarada sıkıntı yaşadı. İkinci bir MVP ödülü olsaydı muhtemelen Voloş alırdı. Evet, bence gerçekten her turnuvada farklı bir Voloş izliyoruz. Yani pas dalınımına bir baktım. Hemen hemen eşit. Evet. Yani hiç arada 4-5 pas bile yok. Yani ya bir pas var, iki pas bile yok yani. Herkes o kadar eşit dengeli pas dağılımı yapmış ki. Tabii ki bunu da biraz ona biz sağladık. Çünkü Eczacıbaşı da hani çok servis hatası yaptı. Vakıfbank çok yumuşak servisler kullandı. Onların oyun düzenini birazcık daha rahat kullanmasına izin verdik. Tabii ki burada hızlı oyun. Artık o kadar hızlı oynanıyor ki. 4 numaralar atılan hem Kelsey hem Plummer atılan paslarda gerçekten o kadar hızlı ki hani orta oyuncuların yetişmesi. Lig ortalamalarının üstüne çıktı. Kesinlikle. Elleri çok düzgün tutmak gerekiyor ki çok da bloğumuzu aslında kullandılar. Blok arasını kullandılar. Blok out'u kullandılar. Yani bunları tabii ki bu seviyede yapmamak gerekiyor. En azından iyi servis atamasak da onların attığı servisleri iyi manşetle karşılayıp en azından 4 numaralardan çabuk ucumla ortaları kullanarak yine biz oyuna ortak olabilirdik. Ama olsun yani yapacak bir şey yok. Burada tabii ki eksiklerimiz var mıydı? Çok eksiğimiz vardı iki takımımızda da. Bunları bir an önce herhalde bundan sonraki maçlarda, Şampiyonlar Ligi maçlarında kapatacaktır koçlar, eksikleri görmüştür diye düşünüyorum. Evet tabii Voronkova ligde o açığı kapatıyordu smaçör pozisyonunda Hande ile beraber. Hatta Hande Vakıfbank'a karşı ligde çok etkili bir oyun oynamıştı. Sezonun en iyi maçlarından birini oynamıştı ama burada aynı performansı sergileyemedi. Voronkova'da Conegliano maçında sadece bir sayıyla mücadeleden çıktı. Vakıfbank'a bakacak olursak da orada da evet Nika Deldorov yüksek bir oyuncu. Evet savunmada zaman zaman iyi işler yapıyor ama hücumda bir katkı alamıyor Vakıfbank. Şöyle bir baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde de aslında her iki takımımızla şampiyonluk yolunda en büyük rakip olarak Imoko'yu görüyorlardı. Imoko her iki takımımızı da mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde eğer yine bir Türk takımı şampiyon olmak istiyorsa bu eksiklerini de gidermek zorunda. Kesinlikle. Açıkçası. Imoko yani, çok dengeli oynuyor çünkü. Evet. Şimdi tamam arkada manşette Nika'nın manşeti birazcık daha düzelmişti. Servis, iyi servis attı. Etkili servis. Hatta onun servis turunda gerçekten önde çok iyi blok takibi yaptık ve aldığımız seti evet. Deldorov'un servis turunda almıştık. Burada tabii birazcık daha hücuma yönelik çalışmalar yapılırsa gerçekten tabii ki alınan manşet de önemli. Manşetin çok iyi olması ve çabuk paslarla hücum edebilmesi gerekiyor ki eğer açık manşet gelirse
pasın adresi belli. Erken blok yerleştiğinde çok artık yüksekler. Yani 1.90-1.95'lik blok yükseklikleri var. Hani ekstra bir performans gerekiyor hücum için. Onun için manşetlerin de iyi olması gerekiyor. Lige dönelim şimdi de. Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı geride bırakalım artık. Lige dönelim. Çünkü biz Antalya'da Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndayken aynı zamanda ligde de maçlar oynanıyordu. 11. hafta mücadeleleri oynandı. 5 maç oynandı sevgili seyirciler. Haftanın genel görünümünü ekranlara getirelim. Sonrasında bu maçları da değerlendireceğiz. Mistikom Sultanlar Ligi'nde 11. haftanın en çekişmeli maçlarından biri Ankara'da oynandı. PTT'nin konuğu Galatasaray HD'yi sigortaydı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında 2-0 öne geçse de sarı kırmızılılar maçı bırakmadı. 3. setten itibaren özellikle milli oyuncusu İlkin Aydın'la etkili olan Galatasaray HD'yi sigorta maçı 5 sette kazanmayı başardı ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı. PTT ise 3 galibiyette kaldı. Sarı kırmızılı ekipte İlkin Aydın ve Antti Vasilantonaki 23'er sayıyla galibiyete katkı yaparken Ankara ekibinde Sara Çariç 17 sayıyla oynadı. Haftanın 5 sette tamamlanan bir başka maçı da Bursa'da oynandı. Nilüfer Belediyespor, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u konuk etti. Ev sahibi takım maçta 2-0 öne geçse de Adana temsilcisi maçı bırakmadı. Özellikle Ukraynalı pasör çaprazı Alessia Rihliuk'la etkili olan Çukurova Belediyesi Adana Demirspor 2-0 geriye düştüğü maçı 5 sette kazandı ve bu sezonki 6. galibiyetine imza attı. Bursa ekibinin ise 4 maçlık galibiyet serisi son buldu. Alessia Rihliuk 35 sayıyla takımını galibiyete taşırken Nilüfer Belediyespor adına Sheridan Atkinson ve Deniz Uyanık 19 sayıyla oynadı. Ligin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Opet, İstanbul'da Sigorta Shop'u konuk etti. Ana Kristina ve Arina Fedorotseva'nın öne çıktığı mücadeleyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler, ligdeki galibiyet sayısını 8'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Özellikle hücumda çok etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Opet, bu alanda rakibine %50'ye %35'lik üstünlük kurdu. Arina Fedorotseva 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Sigorta Shop'ta Kelsey Payne 13 sayıyla maçı tamamladı. Türk Hava Yolları ligde galibiyeti bulunmayan İlbank'ı İstanbul'da konuk etti. Bazı as oyuncularını dinlendirerek maça başlayan THY mücadeleyi 3-0 kazandı ve ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. İlbank'ın galibiyet hasreti ise 11 maça çıktı. Ev sahibi takım hücumda rakibine %41'e %23, bloklarda 10'a 5 ve servis sayılarında da 7-2 üstünlük kurdu. Madison Kingston 13 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. İlbank'ta ise Ceren Yüzgenç 9 sayıyla oynadı. Ligde haftanın kapanış maçı İstanbul'da oynandı. Sarıyer Belediyespor Kuzeyboru'yu konuk etti. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip maçta 2-0 öne geçse de Aksaray ekibi Kuzeyboru maçı bırakmadı ve skoru 2-2'ye getirdi. Final setinde ise ev sahibi ekibin üstünlüğü vardı. Bu seti 15-5 kazanan Sarıyer Belediyespor maçtan 3-2 galip ayrıldı. Kimberly Drewnyok 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Kuzeyboru'da ise Polino Rahimova'nın 29 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Evet, Ankara'da gerçekten çok çekişmeli bir maç oynandı. Bu mücadeleyle başlayalım. PTT Galatasaray karşısında 2-0 öne geçti. Galatasaray oyuna bir türlü giremiyordu ama 3. setten itibaren özellikle İlkin Aydın'la çok etkili oldu. Sarı kırmızılılar ve mücadeleyi 2-0 geriden gelip 5 set sonunda kazanmayı başardılar. Yine Antti Vasilantonaki öne çıkan isimlerden bir diğeriydi Galatasaray'da. Evet, gerçekten Galatasaray HD Sigorta 3-2 artık hani son dönemlerde çok fazla oynamaya başladı. Burada Galatasaray'ın çok büyük bir hücum gücü var. Evet. Antti gerçekten takımın çok büyük hücum gücünü karşılıyor. Bu maçta İlkin'in de yardımıyla ve bloklarda da üstün olarak bu maçtan galibiyetle ayrıldılar. Tabii ki PTT'de hücum
olarak öne çıkan oyunculardan Sara Djuric ve Bianca Buşak. Bu iki önemli oyuncu hücumlarda çok başarılıydı. Yani Eva Mori de çok iyi pas dağılımını yaptı. Çıkan defans toplarında, hücumlarda çok sayı ürettiler. Ortalar birazcık şeye kaldı ama hani daha fazla kullanıyor normalde. Özellikle Jansett'i. Burada birazcık daha az pas attı Jansett'i ama Jansett'i bloklarda, file önünde çok iyiydi. Çok elleri düzgün ve iyi okuyabiliyor blokları. Burada tabii Galatasaray'ın birazcık daha tecrübesi çok fazla. Ki Galatasaray yine çok fazla hücum hatası yaptı. Direkt hücum hatası yaptı yani. Evet, hani ona rağmen iyi servis atan, hatta ben lige baktığımda en iyi servis atan takımlardan bir tanesi bence. Çok iyi servis atıyor, çok iyi servis kullanıyor. Evet, Galatasaray. İyi servis atıyorlar ve blok takibi çok iyiydi. Galatasaray D-Sigorta'da özellikle Mina Popovic hem hücumda hem blokta gayet etkili oldu. Tabii ilk maçör katkısı diyoruz ya. İlkin ve Antin'in oyun içindeki şeyleri yani aldıkları, yaptıkları hücumlar ve istikrarlı belirli bir yüzdenin üstünde oldukları zaman maçta geliyor. Ama tabii ki son sette 15-13 bitmiş. Yani evet, çekişmeli. Çekişmeli geçen bir maç. Anti ilk iki set pasör çaprazı. Evet, sonra Smaçör. İlk iki seti PTT alıyor, sonra Smaçör pozisyonuna geçiyor. Catherine Bell sahaya giriyor. Biz ne kadar eleştirsek de ondan sonra oyun döndü Galatasaray'a. Yani şimdi tabii ki bir alışkanlık da var. Şimdi Anti'nin ben pasör çaprazı da oynayabileceğini düşünüyorum. Dört numarada da oynayabileceğini Yunanistan düşünüyorum. Yunanistan milli takımında çapraz oynuyor. Evet, yani o iki tarafa da alışkın. Tabii ki Ataman koç hani değişik olarak her maçta ayrı bir şekilde kullanabilir ama tabii ki eksiği var. Yine o eksiği doldurmak gerekiyor. Catherine Bell girdiği zaman ne kadar katkı verebiliyor? İstikrarı ne kadar, hücum yüzdesi ne kadar? Onun aslında hücum yüzdesi birazcık da maçın gidişatını belirliyor. Çünkü hani ilkinin burada hücum yükünü üstlenmesi, Antin'in zaten işini yapması, ortalarının devreye gelmesi, girmesi, bir tek pasör çaprazının yapması gereken şeyler kalıyor. Burada Catherine Bell'in hani bir şekilde yüzde olarak, hücum yüzdesi olarak yüksek çıkması bence çok daha rahat kazandıracak Galatasaray'a maçı. Ki bu maçta da 21 pas almış. %38 ile oynamış. Burada Ayçin çok fazla pas almadı. Yani blokta iyi kovaladı ama tabii ki 4 numaralar iyi çok hücum etkili. Etkili olunca Gamze de smaçörlerini tercih etti ki doğru tercihler. Burada İlkin gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. Öne çıkan isimlerden bir tanesi. İlkin'i hep böyle görmek istiyoruz. Çünkü bu kapasite var İlkin'de. Bu kapasiteyi her maçta göstermesini istiyoruz. 2-0'dan dönen bir başka mücadelede Bursa'da oynandı. Sevgili seyirciler, Nilüfer Belediyespor Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u konuk etti. Nilüfer Belediyespor 2-0 öne geçti. Ancak Adana temsilcisi mücadeleyi bırakmadı. 5 set sonunda kazandı. Son set 16-14 bitti. Bu da haftanın en çekişmeli maçlarından biriydi. Evet, 3-2 biten maçlardan bir tanesi de bu maç. Aslında Nilüfer Belediyespor istikrarlı bir oyun ortaya koyuyor. Dengesi var. Yani hedef maçlarını kazanıyor. Evet. Ve gerçekten çok hata yapmadan özellikle Sıla çok iyi yönetiyor. Smaçörlerini çok iyi kullanıyor. Ortayı çok iyi kullanıyor. Ama bu maçta Çukurova Belediyespor'un gerçekten özellikle Alessia Rislouk'tan aldığı katkı mükemmeldi. Çok iyi katkı aldılar. Çok iyi katkı aldılar ve smaçörler de devreye girince ki smaçörler Maria Leyva 62 tane pas almış. O da devreye girdiği zaman ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. Burada Hazal Selin Uygur orta oyuncu olarak blokta çok fazla top kesti ve hücumda da etkiliydi. Bu maçın 3-2 olabileceği hani maç öncesinde tahmin edilebilirdi. Çünkü Çukurova Belediyespor sezonu çok iyi bir başlangıç yaptı. Yeni takım olduğu için bir toparlanma süreçleri vardı. O süreci yavaş yavaş atlattılar. Bence tam anlamıyla toparlanmaya başlıyorlar. İleriki maçlarda çok daha tehlikeli bir duruma gelebilecek şekilde. Çok iyi konumdalar şu anda ligde de. Evet. Burada çok fazla tabii ki servis hatası da yaptı Çukurova Belediyespor. Bu servis hatalarına rağmen
çok fazla kaçırdılar. Buna rağmen galibiyet aldı. Çok önemli bir galibiyet. Nülüfer Belediyespor'da da tabii ki... Deniz Uyanık. Onu söyleyecektim şimdi. Evet. Yani geçen sene biz Ayçin Akyol'dan hep bahsediyorduk. Ayçin milli takıma seçildi. Galatasaray'a transfer oldu. Bu sene de Deniz Uyanık orta oyuncu pozisyonunda zaman zaman öne çıkan performanslar sergiliyor ki bu maçta da 9 blok sayısı vardı Deniz'in. Yani hakikaten blok yapmak böyle yüksek kapasitede olan maçlarda adrenalin de yüksek. Şimdi iki tarafa da gidebilir bu maç. Burada blok yapmak gerçekten çok önemli ve takımı için sayı katkısı ve enerjisini yükseltebilecek bir şey blok. Burada Deniz'in hakikaten ki 21 tane pas almış yani orta oyuncu olarak. Bir orta oyuncunun bu kadar Ayçin'in aldığı mesela Karayolları'nda oynarken pas sayısı hep 21-22 bu yüzdeyle çıkıyordu. Ama Deniz'in bu maçtaki performansı gerçekten beni çok mutlu etti. Deniz Uyanık bakalım bundan sonraki maçlarda takibimde olacak neler yapacak ama gerçekten tebrik ederiz. 9 tane blok yapmış ki tabii burada Sıla'nın da oyunu yönetmesi ortaları çok fazla kullanmayı seviyor. Burada genel anlamda smaçör katkısını da beğendiğim oyunculardan kurulu Nülüfer Belediye. Tabii ki yine burada smaçörlerden de çok direkt hücum hataları da oldu. Hatta çok fazla oldu. Maçın kaybedilmesindeki nedenlerden bir tanesi de çok fazla direkt hücum hataları olması. Tabii ki Çukurova için çok önemli bir galibiyet. Çok önemli. Önemli bir puan. Hedef maçlardan bir tanesiydi zaten. Kendi evlerinde kolay kolay maç kaybetmeyen bir takımları var. Hı-hı. Ligde 7. sıradalar. Gerçekten iyi bir konumdalar. Ligin yeni ekibi ve Adana'ya da çok büyük bir hava kattı. Gerçekten Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'un Sultanlar Ligi'ndeki varlığı. Diyelim Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de Sigorta Shop'la oynadı. Evet. Arina Fedorovtseva öne çıkan oyuncu oldu. Ama sadece Arina değil. Ana oyuna Cristina. Son iki sette ilk altı başlayan Ana Cristina da gerçekten çok üstün bir performans sergiledi bu. Şimdi Terzic birazcık daha fazla adapte etmeye ve oyunda tutmaya çalışıyor Ana Cristina'yı. Yani onu çok fazla kullanacak bu sezon. Hem Avrupa'da hem ligde. Tabii ki Arina'dan beklenen katkı, smaçör katkısı çok fazla ve çok önemli bir oyuncu. Eda'nın yine hücumları ve takım için önemi, orta oyuncunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Zaman zaman dengesiz oynayabiliyor Fenerbahçe, Opet. Tabii ki deneme de yapıyor Terzic. Bazen Buse ile oynatıyor, bazen Makris'i kullanıyor. Son ikisi Buse girdi mesela. Evet, Makris çok büyük bir tecrübe. Hani onunla oynanılan maçlara gerçekten ekstra bir manşet de iyi geldiğinde ki Gizem Örge arkada defansta ve manşette bence gayet başarılı. Eline iyi top geldiğinde, fil önüne geldiğinde Makris çok rahat oynatabiliyor. Arina'nın, Lazareva'nın katkısı, Ana Cristina'nın hani aslında Ana Cristina bence önemli olan oyunculardan bir tanesi. O uyum sağladığı ve bir önemli farklı bir istikrara soktuğu zaman hücumlarını gerçekten Fenerbahçe'nin bir anda smaçör havası değişiyor. Burada tabii yani ama blok yapamadılar. Yani bu maçta 4 blokta, sette 5 blok sayısı var. Evet yani bu maç 4 sette bence az. Ve yani de 3 Fenerbahçe Opet gibi bir takımın. Ana Cristina'dan geldi. 5 bloğun 3'ü Ana Cristina'dan. Evet ama daha fazla blok yapmaları gerekiyor. Daha fazla blok kovalamaları gerekiyor. Çünkü bu maçlarda gerçekten yüksek bir takım. Bloklarına ki Aslı da hani az pas aldı ve hani blokta da çok fazla ki Eda öyle ortalar blok yapamadılar. Bu maçlarda birazcık daha fazla blok yapabilirler. Bir başka 5 setlik mücadeleye geçelim. Sarıyer Belediyespor ve Kuzeyboru karşı karşıya geldi. Haftanın kapanış mücadelesiydi sevgili seyirciler. 2-0 öne geçti Sarıyer Belediyespor. 2-2'yi buldu Kuzeyboru ama son sette çok iyi başladı Sarıyer ve maçı da 5 set sonunda kazanmayı başardı. Bu seneki 4. 5 setlik maçlarıydı. Ya o kadar şey ki yani Sarıyer Belediyespor sürekli 5 set, 5 set, 5 set. Yani ben çok fazla hatırlamıyorum 3-0 ya da 3-1. Bu 5 setlik ve keyifli maçlardan bir tanesiydi. Çok keyifli maçtı. Çok güzeldi. Burada tabii ki Sarıyer'de oynayan oyuncu pasör çaprazı Dremio Kimberly bir rahatsızlığı vardı maçtan evvel.
oransızlığı, yani maç günü sabah sadece antrenmana çıkıp o şekilde maça çıktı. Şimdi Taylandlı oyuncuların hem enerjisi hem de takıma verdiği defans anlamında olsun, hücum anlamında olsun. Bir de bu maçta serviste öne çıktı Arjarapon. Yani Çarçı onu çok kritik anda ayakla çıkardığı bir top evet. var savunmadan. Yani savunmada bence o kadar arkada güvenliler ki her topu manşette çok iyi manşetleri de var. Tabii ki burada Merve'ye de artı bir yıldız vermek istiyorum. Merve de çok iyi yönetti maçı. Yani özellikle ortaları çok iyi devreye soktu. Büşra'yı tek ayaklarda çok kullandı. Begüm'ün ona öne çıkan blokları. Merve Tanıl. Merve Tanıl, Sarıyer, evet. Yani karşıda Merve Atlayer var, orta oyuncu karışmasın diye. Evet, Merve Tanıl, Sarıyer Belediye'nin pasörü. Tabii ki burada Sarıyer ilk sete Kamil Hoca Klimets'le başladı. Kuzeyboru'da pasör çaprazı olarak. Ama evet. Klimets'i çok rahat durdurabildiler. Oyunu kestiler ve oyunu Enimichim'in üstüne yıktılar. Enimichim de blokta iyi yer tutup sektirip arkadan çıkan defanslarla gerçekten hem ikiden hücumlarla hem dörtten hücumlarla 2-0 öne geçtiler. Tabii ki sonraki sette Polina Klimets değişimi yaptı. Polina Rahimova çok çok etkili oldu. Çok oturdu. Yani doğru bir değişiklik. Polina'nın ne kadar etkili olduğunu özellikle servislerde ve hücumlarda etkili olduğunu gördük. Burada Kuzeyboru'nun hedef maçlarından bir tanesi. Tabii ki deplasmanda oynuyorlar. Sarıyer'de defans anlamında defans olarak çok iyi oturmuş bir takım. Burada hucuma ihtiyaç vardı. Yani Kuzeyboru'nun sağlam hucumlarına ihtiyaç vardı ki bunu Polina'yla yaptılar. Ama dediğim gibi Enimichim'in de yüzdesi biraz kritik. Paskova'nın birazcık daha vurduğu toplarda biraz hucum hataları da yaptı. Çoğu topu zaten defanstan çıkardılar. Önemli olan yani Sarıyer'e sayı kazandıran şey defanstan çıkardıkları topları çok iyi kullandılar ve sayıya çevirdiler. O geçiş oyununu çok iyi oynadı. Geçiş Sarıyer oyununu çok evet çok iyi oynadılar. Burada tabii ki diğer tarafta Kuzey burada orta oyuncu Merve Atlayer. Evet. Çok iyi blok yaptı o. Merve setlerin... de bu sene çıkışta. Bu arada yani çıkışta. Merve'yi de yakından takip ediyorum. Hı hı. Çok özellikle blok performansı ve servis performansı açısından bu sene gayet iyi. Yine öne çıkan oyunculardan evet. bir tanesi. Bu maçta da en kritik anlarda o blokları aslında birazcık da setin çevrilmesine yardımcı oldu. Tabii ki son set önemli. Son sette de çok iyi başladı. Hatta 9 seri, sayılık bir seriyle öne geçti. Sarıyer. O tabii seyircisinin avantajını kullanarak o enerjiyle çok rahat bir şekilde 5. seti aldılar. Ve ama çok keyifli maçtı. Çok keyifli maçtı ve Sarıyer için de çok önemli bir puan yine. Yine bu hedef maçlardan bir tanesi. Kuzeyboru'nun geçtiğimiz haftalarda bir çıkışı vardı. Yine birazcık böyle bir dengeleri bozulmaya başladı. Bakalım ileriki maçlarda neler gösterecek bize. Türk Hava Yolları da İlbank'ı mağlup etti sevgili seyirciler. 3-0'lık skorla rahat bir galibiyet aldı. Türk Hava Yolları zirve takibini sürdürüyor. İlbank ligin galibiyetsiz tek takımı. İki maç ertelenmişti. Eczacıbaşı, Danevit ve Vakıfbank kulüpler dünya şampiyonasında mücadele ettiği için Eczacıbaşı, Danevit, Bolu Belediyespor, Vakıfbank, Aydın, Büyükşehir Belediyespor maçları ertelenmişti bu hafta. İlerleyen günlerde bu eksik maçlarını takımlar tamamlayacaklar. Haftanın enleriyle devam edelim. Sonrasında da rüya takımı getirelim. Ekranlarınıza gerçekten öne çıkan performanslar vardı. En skorer oyuncu Alessia Rihlyuk, daha önce de değindik zaten sevgili seyirciler. Çukurova Belediyesi adına Demirspor'un Ukraynalı pasör çaprazı haftanın en skorer ismiydi. 35 sayıyla Deniz Uyanık 9 blok yaptı. Nilüfer Belediyespor formasıyla ve en fazla ace atanlar Polina Rahimova ve Arina Fedorovtseva oldu. İki oyuncu da dörder ace attılar. Rüya takıma bakalım. Haftanın rüya takımı nasıl oluştu? 5 maç vardı bu hafta. En iyi pasör Merve Tanıl Sarıyer Belediyespor'dan. En iyi pasör çaprazı Alessia Rihlyuk Çukurova Belediyesi Adana Demir Spor'dan. Smaçörler İlkin Aydın Arina Fedorovtseva. Orta oyuncular Mine Popovic, Deniz Uyanık ve en iyi libero da Alara Altundağ oldu. Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'dan. Rüya takım için bir yorumun var mı? Bence kesinlikle katılıyorum hepsine. Tabii ki daha fazla öne çıkan oyuncular vardı. Ama bence performans olarak, etki olarak takıma
katkısı olan oyuncular bu oyuncular. Çok teşekkürler Özlem Özçelik yorumların için. Set sayısını bu hafta da buradan noktalıyoruz. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.